Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme arinal haqqa haqqan verzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan verzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları hakkında okuyken dersimizi bugün 14'üncüsü. Bugünkü okuyduğun sahabamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk etayı Zeyd ibn Harisa radıyallahu anh hakkında bo'ladi. O öz ota-onasini oldiga ketishdan ko'ra Muhammad ibn Abdullohning yonida qul bo'lib qolishni ixtiyor qilgan yigitcha. Muhammad alayhisalomning uyida ulg'aygan, Qur'onda ismi zikr qilingan yagona sahoba, Rasulullohning erkatoyi, Rasulullohning suyuklisi, sayyidimiz Zayd ibn Harisa roziyallohu anhu. Birodarlar, Qur'onda Alloh taolo sahobalarni maqtagan. Muhammadun Rasulullah vellezina ma'ahu ashiddal al-kuffar. Ama bu sahabalardan fakat yine Zayd raziyallahu anh'ın ismi Kur'an'da geldi. Elbette bu kişinin şerefine şeref koşadı gönderse. Hiç kime, hatta Abu Bakir'in hem, hatta Ömer'in hatta abine hem ismi yok. Meğer kimli ki var? Zayd ibn Harisa raziyallahu anh'ın. Zayd ibn Harisa boyu past, buğdayren, ihtimal kareydi. Körümsüz bir yigit. Resulullah'ın erkatoyi. Allah Teala'nın huzurunda birodarlar siz bilen bizni şeklimizi, rengimizi, milletimizi mutlaka ahamiyeti yok. Ak mı, kara mı, uzun mu, pekene mi, semiz mi, arıq mı? Bu meselenin Allah Teala'nın huzurunda kıymeti yok. Kişinin kadir kıymeti Allah Teala'nın huzurunda imanı bilen, ameli bilen, fiili bilen. Bundan başka ölçüler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler deyik, cahiliyat ölçüleri, bunlar Resulullah'ın ayaklarının üstünde. Rahmet, adalet, hulk, iman, takva, mana şu ölçü. Peygamberimiz etkenler, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Elbette men, güzel hulklarını tamamiga, kemaliga yetkizishlik için yuborildim. Zayd ibn Harisa'nın kıssasiga kulak solamiz. Su'da binti Sa'laba özünü urug'i Banu Ma'anga ziyoratga bormoqchi bo'ldi. Özünü 8 yoshli o'g'li Zaydni ham o'z bilan olib ketdi. Ular o'zlarini yeri yetib borib, hali joylashmasidan turib, Banu Qayn urug'idan bo'lgan otliqlar ularga hujum qildi, mollarni talashdi, ayol bolalarni asir olishdi, haydab ketib qul bozorida sotishdi. Mana endi ana shu asir bo'lgan bolalarning ichida Zayd ibn Harisa ham asir olingan edi va u ham qul bozoriga borib sotilib ketdi. Ukoz bozoriga kelib sotilarkan Quraysh qabilasidan bo'lgan Hakim ibn Hizom, Qurayshni ulug'laridan, sayyidlaridan bozorga bordi, Zayd ibn Harisani sotib oldi 400 dirhamga. Makkaga qaytib keldi. Hakim ibn Hizom uyga kelsa, uni ziyorat qilgani qarindoshi, ammasi Hadicha binti Huvaylid kelgan edi. Ammasini xursand qilishi uchun boyagi sotib olingan Zayd ibn Harisani hadiya qildi. Sizning xizmatingizni qilib yursin, mana shu bola sizga dedi. Mana shu paytda Hadicha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga endi turmushga chiqishlik arafasida turgandilar. Rasulullohga turmushga chiqdilar. Shunday qilib Zayd ibn Harisa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning uyida bo'lib qoldi. Hali payg'ambarimizga vahiy kelgani yo'q. Hadice anamız peygamberimizi kursan kılıçı geçin, Zayd'ni Resulullah'a verip, sizi hizmetinizi kılıp yürüsün deyip birdi. Şimdi Zayd ibn Harisa kul. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kaytara vaytamız, hali peygamber babaslarından avval, Zayd'ki huttu mehmange bu kıyandik muamilanı kıldı. Mehir etibar bilen, rahim şafkat bilen terbiyelendi. Şimdi ata anası, bolasını kul bulup satılıp yetkenden haberi var, hayır delgini bilmiydi, her zamandan istişti. Ama topuşamadı. Günler öttü, Zayd ibn Harisa'nı kabile daşlarından bir cema haçkı gene Mekke'ye geldi ve Zayd'ni körüp kalıştı. Sorup soruşturuşuydu, hakikaten Harisa'nın oğlu Zayd eken. Zayd ibn Harisa'ya peygamberimiz hala peygamber bulmasından aval, şimdi çırağı muamala kıldı ki,
Haligi qabiladoshlari o'zini yurtiga qaytib ketayotganda otasini oldiga. Otamga aytinglar, men otalarning eng yaxshisini qo'lidaman dedi. Xo'jayin bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qul bo'lgan Zayd o'zini otasidan yaxshi ko'ryapti. Otalarning eng yaxshisini qo'lidaman dedi. Endi qarang. Bizning zamonimizda quldorlik yo'q. Bizi qo'limizda ishlaydigan ishchilar bor. Shogirdlar bor yoki biz unga bir maosh to'laymiz, do'konimizni yurgizadi. Agar biz haqiqatan Rasulullohga iqtido qiladigan odamlar bo'ladigan bo'lsak, ana shu qo'l ostimizda ishlayotganlar bilan go'zal muomalada bo'lishimiz kerak. Shunday muomala qilaylikki, o'zini otasini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rsin. O'zimiz yegandan yediraylik, kiyganimizdan kiydiraylik, mana shu islom. O'zini otasidek bo'linki, sizga foyda keltirishida xuddi farzandingizdek turib bersin. Kamera qo'yasizlar do'koningizlarga, kassani ustiga. Nimaga? O'shini o'g'irlashga majbur qiladigan oilani berasiz-da. Yetmaydi-da. Agar ozgina avans so'rasa, g'udira berasiz. Berayotgan oyligingiz bilan bir oyda topayotgan foydangizni taqqoslasangiz, uyalasiz kerak bo'lsa. Qani payg'ambarimiz, bu qul bu, birodarlar, bu buyum bu. Valla saftimidi, balonmidi, bir narsada qo'pqoysa turadi, tepsa yiqiladi, shu buyum. Lekin mana shu qulga shunday chiroyli muomala qilyaptiki, otalarning eng yaxshisini qo'lidaman men deb aytyapti. Qul bo'lib turib. Demak, atrofimizdagi kishilar, birodarlar, bizni mehrimizdan, shafqatimizdan, g'amxo'rligimizdan bizni yaxshi ko'rsin. Shunda biz Rasulullohga haqiqiy ergashganlardan bittasi bo'lamiz. Endi islom degandachi faqat namoz bilan ro'zani-yu, pocha shimalash bilan soqol qo'yishdi-yu, zakot bilan ro'zani tushunmaylik. Ha, bular ham islom, lekin islomning bir qismi. Birodarlar, xulq. Xulq. Axloqi shato bo'ladigan bo'lsa, namozxonligingizga ham qaramayapti odamlar. Qaramaydi ham-da. Mana Amirul Mu'minin Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lib turganida mehmon keldi. Tunida chiroq pilpillab o'chadigan bo'lib qoldi. Turib tuzatib qo'yish kerak. Xalifa shat turdida o'zi tuzatib qo'yib o'tirdi. Xalifa ummaviylarning eng qudratli xalifalaridan. Xulofoi roshidlarning 5-inchisi deyiladi. Haliga mehmon o'zini noqulay his qilib, xizmatchisiga aytsangiz bo'lar edi, yo bo'lmasa men tuzatib qo'ysam bo'lar edi. Xalifa bo'lib turib qildingiz shu ishni dedi. Xalifaning javobini qarang. Siz mehmonsiz. Mehmonni ishga buyurish yaxshi emas. Endi xizmatchi bolasi uxlab qoldi dedi. Uyg'otishni istamadim. O'tirganimda ham xalifa edim, Umar edim. Turib tuzatib qaytib kelib o'tirganimda ham Umarman. Ana islom birodarlar. Birodarlar, islom muomala dini. Payg'ambarimiz safarga chiqdilar. Hamrohlar bilan to'xtashganidan keyin shu yerda tunash kerak, ovqat qilish kerak. Sahobalardan bittasi men qo'y so'yaman dedi. Bittasi men pishiraman dedi. Rasululloh turib men o'tin terib kelaman dedilar. Rasululloh o'tin terib kelaman deyaptilar. Payg'ambarimiz Badrga chiqib ketayotganida miniladigan ulovni ozligidan bitta ulovni 3ta odam minish kerak bo'ladi. Rasululloh bilan ulovni minayotgan 2ta odam, bittasi Ali ibn Abi Talib, bittasi Abu Luboba. Ya Rasululloh siz minoring, siz ketoring tuyani ustida, biz peri ketoramiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, sizlar mendan ko'ra quvvatliroq emassizlar. Undan tashqari menga ham ajr kerak dedilar. Payg'ambarimiz qulga shunday chiroyli muomala qildiki, otalarning yaxshisini qo'lidaman deb aytyapti. Ular o'zini yurtiga borib, Xorisaga aytdi, "Seni o'g'ling Makkada, Qurayshning ichida Muhammad ibn Abdulloh degan odamning qo'lida qul ekan" dedi. Otasi Xorisa, ukasi Ka'b bilan Makkaga keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni topib, muddaosini aytdi. "Ey Abdulmuttolibning o'g'li, sizlar muborak masjid atrofida istiqomat qiluvchi qavmsizlar. Kelgan ketganlardan yaxshiligingizni ayamaysizlar. Uyingizda yurib yurgan anavi bola meni o'g'lim. Uni anchadan beri qidirib yuruvdik. Shu yerdaligini bilganimizdan keyin siz tomonga shoshildik. Yonimizda bir buncha pul bilan keldik. Shu pulni oling, bolani qaytarib bering." "Bolamda kim aytyapsiz?" "Zaydni." Otasi keldi. "Mana aytgan pulini beradi. Bolasi ekan, bolasi uchun har qanday narsaga rozi." Ammo Rasululloh nima dedilar? Nima dedilar? Bu nabaviy axloq, birodarlar. Hali payg'ambar bo'lgani yo'q Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Unda sizlarga bitta taklifim bor. Qanaqa taklif? "Zaydni chaqiramiz" dedilar Rasululloh.
İhtiyar da özge biremiz. Eğer haklasa silerle ketoradı, pul kereyemez, haklasa memlan kolad dedi. Kaysa bola kul bola kalışke razı oladı. Resulullah şunu ne muamele kıyan ki, ketmiydi de zayıf. Yani bu harısa kursançı dedi, yani o çeksiz olup gitti. Çünkü bekar yap getirdi balası, ana kop kaldı bekar geçişi. Çakırıştı, zayıf çıktı. Resulullah dediler, zayıf, bu kişilerini tanıysan mı? Ha, bu kişi otam, bu kişi ama kim Ka'b. İhtiyar senin kolunda dedi Resulullah, hakla sen ula bulan ket, hakla sen ben bulan kal. Zayd oynanıp oturmadı. Siz bulan kalamam dedi. Atasını iyisi üçlü başıdan. Öbala, ne diyersen, kul olup kalasan mı? Atayının aldığı keçiştiğinden göre. Zayd'in sözünü karayın. Men bu insandan başkalarda bulmayan hıslatlarını gördüm. Onu asla terk etmeyeyim ben. Bu kişiden başkalarını unutturup yuvaradıken narsanı gördüm. Kul olup kalışka razı, lakin atanası bulan ketmeydi. Bizi, özümüzü tukkan farzantlarımız bilen, özümüzü püştüğümüzde boyan farzantlarımız bilen, şunu ki muamelan kılal yapmaz mı? Yerman olsayam. Ya biz kegende bezirlap duradın bollarımız. Tez olarak durup çıkıp geçse. Ha çıkıp gitti ya bana şimdi bir mal oturamızdı. Bunu kımaz mı? Bu kulge muamela şuna ki. Resulullah Zayd'ni özüge bugün muhabbetini gördü de Zayd'ni hem otasını hem amakisini yetelip Kabe'ni aldı diye başlayıp geldi. Adamlar geliştirip böyle kavun güvah buluyorlar, Kureyşliler Zayd bugünden başlayıp azat. O benim oğlum. Menden miras aladı, men ondan miras alamadı. Azat kıldı, özüge oğul kıvaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Harise oğlunu azat boyanlığını, yakşı halatta koyanlığını gördü de, köyünü tok, kaytip gitti. Bu tabenni değil adı. Bala bakvalışlık. Kençelik tabenni İslam'da mümkünmezliği hakkında ayetler düştü. Ve bana şu günden, ana şu tabenniyi man kıladığın ayetler nazil bugünüce, Zayd, Zayd ibn-i Muhammed'de çakırıladığın buldu. Ata anasını unutup duvarışı sebep oldu. Resulullah'ın Zayd'e kıyken muamelesi. Çünkü, kolumuzda adam işletirken bulsak, kolu da devleti barakeler, dökeninizde turgan adam mı, aileyi bir karab koyun. O sizge keltirirken faydanı, ne çifayızın hali yaptı o? Üçünde kameranı koyuştuğum kereyi bulmaydı. Eğer ne makip koysanız, halasız işlersen halama söylüyor ve minnesi demeyip ben damla deydi. Şimdi hakkı bu arada başka iş yok da, mecbur işle yaptı da. Siz için hiç nesemez, min son, iki min son, koş bu iş. Koş bu iş de üçün aileyi ya. Ata anası hakkı gibi dua kıladı bunun için ölçüldü. Zaydın'ın harısı Resulullah'ın aldığı da kalışlı ihtiyar kıldı. Kanaka katta bahtki erişkeliğine hala tasavvur kılamasıdı. Alamlarının seyyidi, rahmetten lil alemin, peygamberlerinin imamı bugün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tallagenliğine hala bilmesidi. Hala geleceğe hala tarihte misli körülmegen ülken İslam adalet memleketine üstünlerden bittesine elenişliğine hala tasavvur kıldı. Bu nasıl adı Zayd'ın muharısı bilmesidi. Allah da Allah Zayd'ın muharısını erkeletip koydu buradalar. Resulullah'ın yüde katta buldu. Çünkü İslam'dan başka dinini görmedi. Resulullah köz açıp yumuşayan buran butke sıkın gelmez, şirk geltirgenmez. Yani bu zatını yüde katta buyan Zayd elbette şirkten uzağa buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin maslahatçısı, koşullarının emiri, o zat yok buyan payıda Medine'ye vali buluştuk mertebesine Zayd'ın muharası yetişti. Zayd'ın muharası imanga kelgen birinci kişilerden idi. Malum ki Peygamberimizge vahiy kegene de birinci olup Hadice anamız iman keltirdiler. Ortadan Zayd ibn Harisa Ali ibn Abi Talib. Birinci üçte adam bana şu üçte adam deyildi. Taşkarıdan iman keltirgen birinci kişi Ebu Bekir Sıddık. Nubuvvattan keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zayd ibn Harisa'nın özünün inegesi bugün, Resulullah'ın inegesi bugün Ümmü Eymen Bereke Habeşiye'ye nikahlap koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davet kılarken bana 10. yılı, nubuvvetin 10. yılı da Ebu Talib ve Hadice anamız vefat etti. Şunda Mekke'de davet kılış imkanatı bulmaya kaldı. Resulullah Taif'e çıkmak için buldular. Taif ahlını davet kılışı için. Şunda uzatımdan birge çıkan hamrahı Zayd ibn Harisa'ydı. Taiflikler Peygamberimiz gücüde bir huni muamele kılıştı. Uzatını taş boran kılıp haydaştı. Mübarek tavanlardan kan aktı. Zayd Resulullah'ın da hımayı kılarken özgen taş dedi. Başı yarılıp kan aktı.
Mana shunday bir qiyin, mashaqqatli kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yonida turgan yagona kishi Zayd ibn Xorisa edi. Rasulullohni Zayd ibn Xorisa qanchalar yaxshi ko'rganligini eshitdik. Endi Rasululloh ham Zaydni shunday yaxshi ko'rardilar. Rasululloh agar Zayd yo'q bo'lib qolsa so'rab surishtirardi. Kelishga mushtoq bo'lardi. Kelsa xursand bo'lib kutib olardi. Qanchalar yaxshi ko'rganligini mana Oysha onamiz roziyallohu anhuning so'zidan bilib olsak bo'ladi. Oysha onamiz aytadilar: "Bir kuni Zayd Madinaga qaytib kelganida Rasululloh mening uyimda edilar. Zayd eshikni taqillatdi. U paytda Rasulullohning muborak yelkalari ochiq o'tirar edilar. Xursand bo'lganlardan shu holda bo'lsa ham yengil kiyimi bilan yugurib chiqib peshvoz chiqdilar. So'ngra quchoqlab ko'rishdilar. Allohga qasam deydi Oysha onamiz. Undan oldin ham, keyin ham Rasulullohni bu holatda ko'rgan emasman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunchalar qattiq yaxshi ko'rganligi sababli Zayd ibn Xorisani Zaydul Hubb, Rasulullohning erkatoyi deb qo'yishardi. Rasulullohning erkatoyi. Zayd ibn Xorisani Zaynab binti Jahshga uylanishi va uni taloq qilishi. Umar ibn Usmon al-Jahshiy otasidan rivoyat qiladi, u aytadi: "Rasululloh Madinaga hijrat qilib keldilar. Zaynab binti Jahsh ham Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan muhojiralardan biri edi. Go'zal ayol edi. Rasululloh uni Zayd ibn Xorisaga so'radilar. Zaynab binti Jahsh nasl-nasabli, sharafli xonadondan edi. Zayd ibn Xorisa quldan chiqqan edi. Zaynab: "Men unga tegishga rozi bo'lmayman, chunki Qurayshni mag'lublardan bo'lgan bu", dedi. Ammo payg'ambarimiz aytdilar: "Albatta men uni sizga uylanishiga rozi bo'ldim", dedilar. Endi Zaynab binti Jahsh Rasulullohning bu so'zi bilan Zaydga turmushga chiqdi. Zayd Zaynab bilan yashashni xohlar edi, Zaynab binti Jahsh bilan. Ammo Zaynab binti Jahsh xohlamas edi. Keyin Zaynab binti Jahshni Zayd roziyallohu anhu taloq qildi. Va taloq qilib iddasi bitganidan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahshga uylandilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'na toshlarni otadigan dinimizni dushmanlari aytishadi: "Muhammad o'zini o'g'lini xotiniga uylanib oldi", deyishadi. Bilasizlar, o'g'ilni xotini qaynota uchun mahram. Xotinni qo'yib yuborsa ham o'g'il, bu kelinga uylanib bo'lmaydi qaynota. Mumkin emas. Endi mana shu dinimizni dushmanlari o'zini keliniga uylandi deb payg'ambarimizga malomat toshlar otishadi. Lekin boqib olingan bola hech qachon o'zini pushtidan bo'lgan borasidagi bo'lmasligi haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi va Zaynab binti Jahshga payg'ambarimizning uylanishligini Alloh taolo buyurdi. Qarang, shu tabanni yo'qligini kimdir o'zini yelkasida kaltaydi yeb ko'tarib berishlik kerak edi. O'sh kalta kimga tegdi? Payg'ambarimizga. Ha, Abu Bakr, Umar ibn Xattob shuna qilsa bo'lar edi. Yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotida bo'ldiki, musulmonlar tabanni qilib olingan o'g'il hech qachon o'zingizni pushtingizdan bo'lgan o'g'ildagi bo'lmasligiga dalil bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisani islomdan avval "meni o'g'lim" degan edi. Endi tabanni oyat tushganidan keyin bu narsa bekor bo'ldi. Ud'uhum li abaihim. Ularni, boholingan bolalarni o'zlarini otalarini ismi bilan chaqiringlar. Agar otasini bilmasangiz, unda sizlarni imondagi birodarlaringlar deb Alloh taolo aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Zaynab binti Jahshga uylanishi. Mana shu masalani ko'ramiz birodarlar. Astagfiru billah. Falamma qada Zaydun minha watara zawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Bas kaçan ki Zayd deyapti Allah Ta'ala, undan, Zaynab'dan hacetin ado kılgeç, talak kılgeç, biz sizni unga uylantirdik. Rasulullah'ını Zaynab binti Jahshga uylanishligi Allah Ta'ala'nın hükmü bilan bo'ldi. Ta ki mu'minlarga asrandi bolalari öz hatınlaridan hacetlerini ado kılışgeç, talak kılışgeç. Ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Va Allohning amri irodasi qilinguvchi bo'ldi. Demak, payg'ambarimizga tuhmat toshini otayotganlar o'zini keliniga uylandi deb. O'zini o'g'lini xotiniga uylandi deyotganlar gapi noto'g'ri ekanligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Bizga Alloh aytdimi? Tamam, boshqa hech qaysi odamning gapini inobatga olmaymiz. Alloh ruxsat berdimi? Mumkin dedimi? Tamam. Alloh taolo davom etadi.
Ahzab surasından bu ayetler. Estaizu billah. Ma kana alen nebiyyi min haracin fîmâ faradallahu leh. Sünnetallahi fîllezîne halav min qabl. Ve kana amrullahi qadaran maqdura. Allah peygamberge farz kılgen, yani halal kılgen narsada unga biror tanglik bo'lmas. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li, qonunidir. Allohning amri irodasi taqdiri azali bo'ldi. Bo'xolingan bola o'zingizni pushingizdan bo'lgan bolangizga bo'lmasligi haqida Alloh aytadi. Istadi billah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Zalikum qawlukum bi afwahikum. Wallohu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Va asrandi bolalaringizni öz bolalaringiz qilgan emasdir. Ya'ni o'zingizni xotiningizdan o'zingiz topgan bolangizdaqa bo'lmaydi baholangan bola. Va bu asrandi bolani bola deyishingiz sizlarning og'izlaringizdagi so'zdir. Yolg'iz Alloh haqiqatni aytur va uning o'zi haq hidoyat qilur. Ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Shu Alloh nazrida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Alloh taolo aytadi, qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir. Lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'lursizlar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Demak, mana shu uduhum li abaihim oyati tushganidan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Horis deb chaqiriladigan bo'ldi. Zaynab binti Jahsh onamiz payg'ambarimizga turmushga chiqqandan keyin ummatul mu'minlardan biri bo'ladi. Hijratning 20-yilida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrigacha yashadi, keyin vafot etdi. Umar ibn Xattob u onamizni janozasini o'qidi. Yana shundan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Horis deb chaqirishadigan bo'ldi. Zayd ibn Horis aytdik, Qur'onda ismi zikr qilingan yagona sahoba. Alloh taolo sahobalarning fazilati, muhojir ansorlarning fazilati haqida oyatlar tushirgan umumiy, lekin ismi faqat Zayd ibn Horisaniki zikr qilingan. Bas qachonki Zayd undan Zaynabdan hojatini ado qilgach, taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Aqulu qawli hada